Hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Bugün önemli bir gün. Sebebini açıklayayım. Bilirsiniz, müzik seslerle yapılır. Notaların temsil ettiği seslerle. Bu notaların klasik batı müziğinde ya da genel olarak batı müziğinde do, re, mi, fa gibi adları vardır. Duymuşsunuzdur. Türk müziğinde ise Çargah Perdesi, Neva Perdesi, Hüseyini Perdesi gibi adları vardır. Türk müziğinde notalardan ziyade perdelerden söz ederiz. Arada teknik bir fark var ama aynı işi görüyorlar. Bunlar müziğin yapı taşları. Bu sesleri ben alfabenin harflerine benzetiyorum. Nasıl her dilin bir alfabesi varsa, her müzik türünün de bir ses alfabesi var. Türk müziğinin ses alfabesine perde sistemi diyoruz. Türk perde sistemi. Şimdi biz bu akşam burada çok sesli Türk müziği yapmak istiyoruz. Çok seslilikten söz edince ister istemez işin içine batı müziği giriyor. Çünkü biliyorsunuz çok seslilik Avrupa'da geliştirildi. Avrupa'ya has bir şey değil. Yeryüzünün pek çok kültüründe, geleneksel müzik türlerinde çeşitli seviyelerde çok seslilik var. Geleneksel Türk müziğinde de var. Ancak Avrupa'da bu öyle bir zirveye taşındı ki bütün dünya çok seslilik konusunda Avrupa'yı takip eder oldu. Ve bugün bütün dünyada çok sesli müzik Avrupa kökenli bir ses alfabesi olan eşit tamperemanlı sistemle yapılıyor. Biz müzisyenler kendi aramızda buna kısaca tampere sistem diyoruz. Bir Çinli ya da bir Hintli geleneksel müziğini çok seslendirmek istediği zaman eşit tamperemanlı sistem onun işini görüyor. Çünkü ortak sesler var. Hani alfabe benzetmesini yaptım ya, dikkatinizi çekelim. Yeryüzünde pek çok kültür, pek çok dil aynı alfabeyi kullanıyor. Latin alfabesi çok yaygın. Bizde de var, Avrupa'da da var. Ama ortak harflerimiz var. A'mız, B'miz, C'miz ortak. Ama her alfabenin arada birkaç özgün harfi de olabiliyor. Bizim alfabemizdeki I, yumuşak G, Ç, Anglo-Sakson Latin alfabesinde yok. Bunlar bize özgü harfler ve bize özgü sesler. Aynı şekilde bizim müziğimizde de, bizim ses alfabemizde de bize özgü bir takım sesler var. Tampere sistemde olmayan. Bu yüzden biz kendi müziğimizi, makam müziğimizi çok seslendirmeye kalktığımız zaman ya da çok sesli, makamsal, özgün bir eser yaratmaya kalktığımız zaman burada özel bir hassasiyet gerekiyor. Batı'da olup da bizde olmayan sesler nedir? Buna değinmeden önce hemen şu kısa parantezi açayım. Türk müziğinin, geleneksel Türk müziğinin sesleri en azından bir kısmı Batı ile ortak mıdır? Çok ince eleyip sık dokursak, 100 yıl önce Tamburi Cemil Bey'in kayıtlarını analiz edersek arada bir sürü minik fark olduğunu görürüz. Hiçbir notanın tampere sistemle birebir uyuşmadığını görürüz. Ancak bunlar minik farklar. Türk ağası ile İtalyan ağası arasındaki fark gibi. Ama bizim segah perdemiz var. Eviç perdesi, hisar perdesi gibi bazı seslerimiz var ki bunlara yakından uzaktan benzeyen hiçbir ses yok Avrupa'nın tampere sisteminde. Biz bu seslerimize, bizim Ü'ye, I'ya, Ç'ye benzetebileceğimiz bu perdelerimize kendi aramızda komalı sesler diyoruz. Aslında yanlış bir terim ama alışmışız, kullanıyoruz. Peki, komalı seslerle çok sesli müzik yapılamaz mı? Yapılır. Yapılmaktadır da. Ancak bu akşam dinleyeceğiniz düzeyde değil. Yapılan örneklere baktığımız zaman genellikle ezgiyi Türk perde sistemini kullanan enstrümanların ya da ses sanatçılarının seslendirdiğini ve onlara batı sistemi kullanan diğer bazı çalgıların eşlik ettiğini görüyoruz. Ha, bu bir yöntemdir. Bu yöntemi kötülemek için söylemiyorum. Çoğu zaman mecbur kalıyoruz. Başka şansımız olmuyor. Benim de bu nitelikte çalışmalarım var. Tüm seslerin ezgi eşlik ayrımı yapmaksızın tüm çalgıların Türk alfabesiyle
çok sesli müzik yapabilmesi için bütün o müzisyenlerin hem Türk hem Batı sisteminde eğitim görmüş olması lazım. 30 yıl öncesine kadar bu nitelikte 30 müzisyeni bir araya getiremezdiniz. Çok nadirdi. Bugün bu akşam burada ilk defa yapılacak olan şey, bu kadar müzisyenin, her iki sisteme birden hakim bu kadar müzisyenin bir araya gelmiş olması. Bu benim için çok heyecan verici. Yoksa bütün seslerinde komalı seslerin kullanıldığı çok sesli eserler var. Ekrem Zeki Ün'den çok sevgili dostum Profesör Doktor Ozan Yarman'a kadar çeşitli değerli bestecilerimizin bu alanda çalışmaları var. Ancak bunlar nadide eserler. Genelde bu nitelikte müzisyenler az olduğu için küçük gruplar için yazılmış eserler ve çoğu zaman seslendirilemiyorlar. Çünkü o öyle müzisyenleri ara ki bulasın. Ben aradım, çok aradım. Evet gençler, bu alkış size. Bu gençlerin kimisi İTÜ'den, kimisi Mimar Sinan'dan ve başka konservatuarlardan mezun. Birçoğu İstanbul'dan, bir kısmı şehir dışından geldi. Kıbrıs'tan bile gelenler var. Bu değerli müzisyenler okulun kendilerine öğrettikleriyle uluslararası bir seviyeye çıkmış çok çalışkan müzisyenler. Bununla yetinmeyip kendi merakları üzerine hareket ederek, farklı araştırmalara girerek daha da kendilerini geliştirmiş, okulun verdikleri bilgilerin üstüne başka şeyler ekleyerek zenginleşmişler. Ve bu akşam bugüne kadar hiçbir senfoni orkestrasının çalmadığı, çalamayacağı bir müzik çalacaklar. Bana gelince ben de onlar gibi hem Türk hem Batı sistemini bilen bir müzisyenim. Ancak enstrümanım buna müsait değil. Piyanoda komalı sesler yok. O yüzden bu akşam burada 4 ayrı piyano görüyorsunuz. Bir tanesi tampere akortlu, diğerleri komalı sesler içeriyor. Bunun için cefakar akordörüm Yavuz Berber'e çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok özel bir iş. Olağanüstü bir akordör gerektiriyor bu nazı çekmek için. Bu piyanolarda, şu 3 piyanoda bir takım tuşlara dokunduğunuz zaman normal bir piyanodan duymaya alışkın olduğunuz sesler değil de daha farklı sesler, komalı sesler çıkıyor. Herkesin elinde broşür var mı? Kitapçık. CRR'nin 2 aylık kitapçığı var. Yok mu bir takım? Herkeste yok. Peki, o zaman ben eserleri anons edeceğim. Birinci yarıda ilk çalacağımız eser Türk Rapsodisi. Yeni bestelemiş olduğum, birbirine bağlı 5 bölümden oluşuyor. Arasız olarak yaklaşık yarım saat sürecek. Birinci yarı bu eserden ibaret. Saz semaisi ile başlıyor. Horon, ağırlama, zeybek, karşılama. Şimdi sizleri farklı makamlarımızı, farklı usullerimizi ve farklı yörelerimizi kapsayan A'dan Z'ye Türkçe aynı zamanda çok sesli bir yurt gezisine çıkarıyoruz.
Thank you.
Thank you.
Tekrar hoş geldiniz. Bu yarıda bu arkadaşlarla tanışmadan önce standart senfoni orkestraları için yaptığım Türk Sanat Müziği düzenlemelerini çalacağız. Dolayısıyla bunlar komalı sesler içermeyen, daha doğrusu ufak tefek komaları göz ardı edilebilir nitelikte eserler. Daha ziyade Nihavent, Mahur, Nişabrek gibi makamlardan eserler. İlk şarkımız. Evet, söz yazarlarını unutuyorum. Özür dilerim. Söz yazarı İlkan San. Sözleri İlkan San'a, müziği Erol Sayan'a ait bir Nihavent şarkı, Sizden Biri. Bu parçada bizlere katılmak üzere çok sevgili dostum, ses sanatçısı Bora Uymaz huzurlarınızda. Aranan hep özlenen gelir diye.
Sırada Yahya Kemal Beyatlı'nın sözlerini yazdığı müziği Osman Nihat Akın'a ait bir diğer Nihavend şarkı var. Bu şarkıda bize Onur Asım Şen Ocak kanun ile eşlik edecek. Evet.
Körfez'deki dağ dün suya bir bak göreceksin. Körfez'deki dağ dün suya bir bak göreceksin. Geçmiş gecelerde geçmiş gecelerden bir kumak da derinde mektap yeri günler ve seni Onur Asım Şen Ocak. Yine bir Nihamet şarkı. Sözleri Mesut Kaçar Alp'e ait, müziği Şerif İçli'ye. Gece sahilden açıp sandalı enginlere biz, uyuyan Marmara'nın koynuna girsek ikimiz.
sahilden açıp sandal enginlere biz gece sahilden sandal enginlere biz uyuyan Marmara'nın koynuna girsen Sözler Orhan Arıkan'a ait, müzik yakın zamanda aramızdan ayrılan çok değerli bestecimiz Alaaddin Yavaşça'ya ait. Şimdi bahara erdim, gonca gonca gül derdim. Mozart olsaydı bu şarkıyı nasıl düzenlerdi acaba? Geldim.
yan dedim, aşkınla çevrelendim. Haydi beni sar sana, bak işte dize geldim. Uzat gülgün dudağın, aç o cennet kucağın, yak beni, öldür beni, canım vermeye geldim. Yak beni, öldür beni, canım yanmaya geldim. Şimdi sözleri Vecdi Bingöl'e, müziği Lemi Atlı'ya ait bir Nişabürek şarkı var. Varsın gönül aşkınla harap olsun efendim. Bu şarkıda projemize yakın zamanda dahil oldukları için broşürde isimleri yazılı olmayan bazı saz sanatçılarımız katılacaklar. İsimleri orada yazmadığı için anons edeceğim. Bir kere Onur Asım Şen Ocak Kanun'da bizimle. Can Kandaz Ut'ta. Çocukluğumun unutulmaz kahramanı Çakmaktaş. Fred değil ama Şükrü Çakmaktaş. Tam burada. Ondan sonra bizim orkestrada arkada trombon çalarken gördüğünüz arkadaşımız, birinci trombon, Burak Dursun, bu parçada neyi çalacak? Ecem Aytekin, klasik kemençe. Uğurcan Sesler, cello. Dahası, bir barok besteci olsaydı bu şarkıyı nasıl düzenlerdi acaba sorusunu soracağız ve bir kontr tenor davet edeceğiz sahneye. Huzurlarınızda Kaan Buldular. Thank you.
gönül aşkın bahara. Olsun efendim, çağrımız eylemişim, canımı kendim. Cananım buldular. Konserimizin son şarkısına geldik. Bitirmeden önce bir iki anonsum var. Öncelikle Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu bu akşam burada olamadıkları için üzüntülerini bildirdiler. Ancak hepinize sevgi ve saygılarını iletmemi istediler. Telgraf çekmişler sağ olsunlar. Hayatımda ilk defa telgraf aldım. Bilmiyordum halen telgraf olduğunu. İkinci olarak konserden sonra yanda bir kedili park var. Orada bir park sanat kafe var. Orada kutlamaya gideceğiz. İsteyen gelebilir. Ancak herkes kendi hesabını ödeyecek. Çok kalabalıksınız. Ve teşekkür etmek istediğim bazı insanlar var. Bundan birkaç ay önce evde oturmuş, aile içinde sohbet ediyorduk. Pandemi yakında bitecek gibi görünüyordu. Ben de uzun süredir sahne almamıştım. Pandeminin bitişini nasıl bir çıkışla kutlasam diye düşündüm. Aklımda çeşitli fikirler, projeler vardı. Bundan daha kompakt, daha pratik, daha düşük bütçeli jazz trio gibi fikirlerim de vardı. Ancak bu fikir yıllardır aklımda olan... Çok karmaşık olacağı için, çok da bütçe gerektireceği için erteleyip durduğum bir fikirdi. Zaman doğru zamanmış herhalde ki. O akşam bu Türk Rapsodisi fikrini söyleyince ikinci perküsyonda gördüğünüz sevgili kardeşim Hakan Çetinkaya bunu yap dedi. Bunu yap dedi, beni ikna etti. Bu projeye öncelik vermeye, diğer şeyleri ikinci plan atıp bu projeye öncelik vermeye beni ikna etti. Bununla da kalmadı. Bu akşama gelene kadar bu projenin hayat bulması için her konuda elinden geleni yaptı. Canla başla koşturdu.
Çok sevgili kardeşime çok teşekkür ediyorum. Zaman doğru zamanmış herhalde ki tesadüfler arka arkaya geldi ve o olaydan birkaç hafta sonra bir diğer sevgili kardeşim, burada birinci trompette gördüğünüz Hikmet Altunbaşlar, Kıbrıs'tan geldi. Alkışlıyorsunuz ama Hikmet ne yaptı daha söylemedim. Hikmet'in İstanbul'da konseri vardı, biz de dinlemeye gittik. Konserden sonra da bir mekanda oturuyoruz, kutluyoruz. Ve bu projeden bahsettim. Hikmet sağ olsun benim hakkımda çok güzel şeyler söyledi, arkadaşlarına tanıttı. Ben de bu Türk Rapsodisi fikrinden bahsettim. Günün birinde uygun bir sponsor bulursam böyle bir şey yapmak istiyorum dedim ve hemen yanımda, yanı başımda oturan beyefendi atladı. Ben buna sponsor olurum dedi. Meğer Hikmet'in arkadaşıymış. Hikmet sayesinde kendilerini tanımış oldum. Sevgili Görkem Öğüt'e, Görkem Öğüt'ün şahsında Endeksa Gayrimenkul Teknolojilerine bütün kalbimle teşekkür ediyorum destekleri için. Sonra eve gittim, bir hesap yaptım. Rakam sandığımdan yüksek çıkınca daha fazla sponsor bulmam gerekti. Program kitapçığında ismini gördüğünüz Endeksa'nın yanında başka isimler de var. Şahsi sponsorluklar. Onlar benim büyüklerim, abilerim. Asla isimlerinin programa yazılmasını istemediler. Benim ısrarım üzerine kabul ettiler. İstemeyerek de olsa. Kendilerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde, bütün bu destekçilerimin sayesinde bu akşam buradayız. Orkestrama çok teşekkür ediyorum. Benim için... Benim için sınırlarını zorladıkları için, hatta bazıları bu geceye özel yeni beceriler geliştirdiler resmen. Bu derece sınırlarını zorlamama izin verdikleri için minnettarım onlara. Boracığıma, Kaan'cığıma, şu an sahnede olmayan diğer müzisyen arkadaşlarıma ve sizlere tabii ki bu akşam burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. CRR yönetimine, sevgili Murat Cem Orhan şahsında CRR yönetimine başından itibaren bu projeye inandıkları ve bize bu sahneyi verdikleri, bu inanılmaz profesyonel ekiple ışığı, sesi, sahne amininden hepsine varana kadar bu güzel ortamı sağladıkları için teşekkür ediyorum. En önemlisi bugün 17 Mayıs. Bu konseri vermek için özellikle bu tarihi seçtik. Çünkü iki gün sonra 19 Mayıs. Bugün varlığımızı borçlu olduğumuz Türk müziğini bugün böyle bir noktaya taşıyabilmemiz için gerekli zemini hazırlayan, ilk adımları atan ölümsüz önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum. Thank you.
Işık yükselecek, karanlığa hükmedecek. Işık yükselecek, karanlığa hükmedecek. Işık yükselecek, karanlığa hükmedecek. Işık yükselecek, karanlığa hükmedecek. Işık yükselecek, 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 yükselecek. Bilmekdir, bilmek güçtür, güçtür yârim güçtür. Saflık güçtür, güçtür dostum güçtür. Aydınlık bir güçtür.
artık hiçbir şey. Bora Uymaz. Kerem Öktem. Mehmet Akatay. Hakan Çetinkaya. Onur Çalışkan. Çağdaş Engin. Yiğit Yüksel. Hikmet Altunbaşlar. Elif Bilgen. Burak Dursun. Altay Acar, İstanbul Strings.